Şimdi buraya gelirken yeni kurulmuş bir üniversite daha önceden sayılabilir. Şimdi bir aracı en iyi değerlendirirken kalem aşısı alsa rakamlarla ifade edilecek miktarda. Oysa tohumculuk, ben buraya gelmeden önce Malatya'nın ve yakın illerin, komşu illerin tahıl tarafı ya da tohumculuğa ihtiyaç duyulan konularda ne kadar ihtiyaç var diye bir şöyle hesap yapmaya çalıştım, veriler almaya çalıştım. Baktığınız zaman enteresan bir tohum ihtiyacı var. Ben bunu sadece tahıllarla ilgili düşünsem bile, bugün eğer devlet bir üreticiye yardımda bulunduğuna neydi, destek veriyorsa bu destek Kapalı 40 metre derine kadar inebilen bir kökü sahip bitki. Sizden hiçbir yıl su istemez. Türkiye'de benim gezebildiğim, dolaşabildiğim alanlardaki kapalı. Etken madde getirmekten yorulduk. Kilosu 300 Euro'dan başlıyor 1000 Euro'ya kadar. Güya biz bir de Türkiye'de şu anda hocam kozmetik yapıyoruz. Hocam ham maddesini oradan alıyoruz. Ara maddesini de oradan alıyoruz. O kadar çok aktif maddeye ihtiyacımız var ki yok hocam kimse yetiştirmiyor. Yurt dışından alıyoruz bunları. Büyük sıkıntı. Düşünmemiz lazım. Çalışıyoruz gerçekten. Çalışmaya sorun şu. Acaba nerede ne yapmamız gerektiği konusunda belki bazı açık noktalarımız var, bilmediğimiz noktalar var. Bir etken madde nasıl üretilir? Eczacılık fakültelerine etken madde üretip verdiğimiz takdirde onlar bunu ilaca dönüştürebilir mi? Veyahut da fakülteyi bırakıp bunu üreten ilaç firmalarına bu konuda bizler ürün verebilir miyiz? Bunun çalışmasını yapmamız lazım. Artık biz ilaçları bitkisel ürünlerden elde edebilir konuma gelmek için bir çaba sarf edeceğiz. Bakalım önümüzdeki süreçte 1-2 yıl, 3 yıl sonra bunları da yapıyor oluruz gibi geliyor. Çünkü bir gayret var. Hepimiz bunu istiyoruz.